Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Yarın okulumuzda düzenlenecek olan kermesi hazırladığım cevizli, şerbetli tatlıyı sizinle birlikte paylaşmak istedim. Ben yaptığım ölçüde 2 ölçü kullandım arkadaşlar, biraz fazla yapmak istediğim için. 2 ölçü şeklinde tatlımı hazırladım. Sizler tek ölçü yapmak isterseniz vereceğim malzemeler, kullandığım malzemeleri birer ölçüye düşürerek yapabilirsiniz. Tatlımızın malzemelerine geçelim. Küçük bir tencere içerisine 2 paket sana yağını, yani margarin 250 gramlık 2 paket margarini tencerenin içerisine bıraktım ve ocağa aldım. Ateş üzerinde birazcık erittikten sonra sıcağıyla kendi yağın ısısıyla erimesi için bir kenara bıraktım. Normalde bir ölçüye 100 gram ceviz gidiyor. Ben 250 gram kadar cevizi robotta biraz irili halde çektim. Çok ufak olmasını istemiyorum. Çünkü biraz yerken hissedilmesini istiyorum. Kabın içine cevizimizi aldık. 2 bardak süt. Siz bunu 1 bardak süte düşürebilirsiniz. Ve erittiğimiz yağı da kabın içine ekledik. 2 paket kabartma tozu arkadaşlar. Dediğim gibi ben 2 ölçü yapıyorum. Sizler bunu 1 paket sana yağ, 1 bardak süt, 100 gram ceviz ve 1 paket kabartma tozu ile birer ölçü olarak yapabilirsiniz. 2 paket kabartma tozumuzu da ekledik. Unda ölçü kullanmadım. Hamur zaten yağlı bir hamur olduğu için güzel bir şekilde kendisini toparlayacak. Yumuşak bir hamur olana kadar un ekledim. Toparlayana kadar yoğurdum. Oldukça yumuşak bir hamur elde ettim arkadaşlar. Dediğim gibi hamur yağlı, zaten sizi yormadan toparlayacaktır. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Kulak memesi kıvamında derler ya arkadaşlar. Oldukça yumuşak bir hamur elde ettik. Fırın tepsisine yağlı kağıt serdim ben. Cevizden birazcık büyük parçalar kopararak tepsinin içine bırakıyorum. Şimdi birazdan bunlara şekil vereceğiz. Kopardığımız parçaları elimde biraz düzleyip uzun bir yuvarlıyorum. Bakın elimde biraz silindir şeklinde, ortasına da parmağımla şekil verip tepsiye diziyorum. Silindir şeklinde yuvarlıyorum. Ortasına parmaklarımın ucuyla şekil verip tepsiye diziyorum arkadaşlar. Bu şekilde tepsimiz dolana kadar bu işlemi yapıyoruz. İki tepsimiz de hazır. Şimdi fırınımızı önceden 200 derecede ısıttık. 200 derecede ısınmış fırına tatlımızı sürelim. Şimdi şerbetini hazırlamaya geçiyoruz. Dediğim gibi ben 2 ölçü yapıyorum. 7,5 bardak toz şeker koydum. 8 bardak da su ekledim bu şekerin üzerine. Sizler tek ölçü yapacaksınız eğer 3,5-4 su bardağı kadar şeker koyup üzerine 4 su bardağı da su ekleyerek kaynatım yapabilirsiniz. 10 dakika kaynattıktan sonra içine biraz limon sıkıp bir taşım daha kaynattım. Tatlılarımız altı da üstü de aynı renk alana kadar kızarttık arkadaşlar. Yumurtalı bir tatlı olmadığı için böyle biraz rengi soluk bir şekilde kızarıyor. Ama altı üstü ve aynı şekilde kızarıyor ve tatlımız ılık, şerbetimiz ılık bir şekilde şerbetini tatlımızın üzerine dökelim. 1-2 saat sonra yemek için hazır. Afiyet olsun.